Tamam, herkes biliyor. Türkiye'de ve dünyada ağır sorunlar yaşanıyor. Tamam, bunun bir kısmında kötü yönetim hariç salgın gibi beklenmedik işler var. Ama yani bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar eldeki kaynaklar da heba edilmez. Bu kaynaklar, sadece yine söylüyorum, maddi fiziki kaynaklardan bahsetmiyorum. Psikolojik kaynaklar da hızla tüketiliyor. Bakın, insanlar gerçekten çok mutsuz, delirdi insanlar. Ağır bir pandemi atlattılar. Yani evlerine tıkıldılar. Bu ağır bir pandemide yaşanabilecek en ağır ekonomik krizi de atlatıyorlar. Ve insanlar kendini çok yalnız, çok dışlanmış, çok umutsuz hissediyor. Bizim ilk çözmemiz gereken bu. Yani döviz kuru ne olacak? İşte işsizlik ne olacak? Büyüme ne kadar olacak? Vallahi diyorum ya, bu moralle hepsi berbat olacak. Onun için bizim ilk moralimizi toplamamız gerekiyor. Yalnız olmadığımızı hissetmemiz gerekiyor. Şimdi esnafları ziyaret ediyorum ve konuşuyorum. İş yapmaktan korkuyoruz abi diyor. Çünkü iş yaptıkça para kaybedeceğiz. Yani bakıyorsunuz, ciro var mı var. Kasa dolmuş mu dolmuş, ama ya giderlerimizi bilemiyoruz, giderlerimizi hesaplayamıyoruz diyor. Ve artık yani yeni bir personel almaya korkuyoruz. Dükkanı yeniden açmaya korkuyoruz. Yatırım yapmaya korkuyoruz. Kredi almaya korkuyoruz. Bir umudumuz yok diyor. Şimdi bu umutsuzluk hali Türkiye ekonomisinin başındaki en büyük bela ve hükümete benim tavsiyem şu. Arkadaş, bırakın büyük büyük lafları. Siz mutlu, siz rasyonel, bütün siyaset için adına söylüyorum. Millet şu an itibariyle gerçekten toplumsal bir buhran içinde, bunalım içinde, psikolojiler bozuk ve her gün bunu tetikleyecek yeni şeyler oluyor. İnsanlar sabah bir uyanıyor, Ayasofya'da bir imam ülkenin kurtarıcısına ağır hakaret etmiş. Akşam bir televizyon izliyor, Cumhurbaşkanı kaçak aşı yapmış. Öbür gün bir mafya babası Türkiye'deki berbatlığı anlatıyor ve yeter diyor. Yani bu ülkede bir şey olmaz, aman bir şey yapmayayım, nasıl kendim kurtulabilirim? Ve bu yüzden de en kaliteli, en nitelikli, en iyi yetişmiş insan kaynaklarımız yurt dışına kaçıyor. Ama kaçanlardan daha öte burada kalanların umudu kalmamış durumda. Şimdi bir de bu değer çatışması. Ya arkadaş, benim gibi milyonlarca insan için en büyük sosyal faaliyet bir meyhanede oturup iki duble rakı içmektir. Ya ben herkes içsin demiyorum ama ben içiyorum. Benim bu yaşam biçimime saygı duy. Senin de başka tercihlerin olabilir. Ama sen elindeki kamu gücüyle benim bütün beklentimi yasaklarsan, benim bütün sosyal aktivitemi sırf sana benzeyeyim diye, benim artık bu ülkede bir umudum kalmaz, milyonlarca insanın umudu kalmaz ve umudu kalmayan insanların çoğu Türkiye'nin GDP'sini üretenler, Türkiye'nin milli gelirine en çok katkıda bulunanlar. Ve hani şimdi şu an itibariyle döviz kuru, değil mi? Döviz kuru çok yükselmiş. Peki nasıl düşecek bu döviz kuru? Ya bir sürü teknik mesele geçin. Üretim olması lazım, değil mi? Evet. Yani daha fazla üreteceğiz. Daha peki kim üretecek? Bizim gibi insanlar. Sadece biz değil yani. Sadece ben hani meyhaneye gidenler veya şey diye ülkeyi ayırmıyorum. Tabii. Ama bu mutsuz insanlar, değil mi? Şimdi Doğru. sen her gün bu insanları daha fazla mutsuz edersen üretim kapasiteleri düşüyor. Üretim kararı almıyorlar. Bu ülkede kalmak istemiyorlar. O zaman bunlar ihracat yapmazsa, bunlar döviz kazandırmazsa, bunlar turizmde iyi çalıştırmazlarsa, sen ne yaparsan yap bu ülkeyi kaldıramazsın. Onun için ilk önce ülkenin topyekun moralini düzeltmek lazım. Ülke sadece bizden veya sizden oluşmuyor. Ya bu ülkede ama sonuçta önemli bir kısmı dışladığınızda bu insanları sadece sosyolojik dışlamıyorsunuz. Ekonomik olarak da dışlıyorsunuz. Sadece güvenlik olarak dışlamıyorsunuz. Yani terörle mücadele, tamam, terörle mücadele ülkemiz için önemli. Ama terörle mücadele altında bir bölgedeki bütün insanları moralen, fiziken, güvenlik olarak dışlarsanız oradan hiçbir üretime katkı gelmiyor. Sonuçta et fiyatları artıyor. Ya bakın, Güneydoğu'da et üretimi olmadığı sürece siz et fiyatını düşüremezsiniz. Yani çok basit işler bunlar. Şimdi Erzurum mesela, bizim memleketimiz, Kars benim öz memleketim. Yatırım yok. Niye yatırım yok? Çünkü insanların oraya gitme motivasyonu kalmamış durumda. Ne yaparsanız yapın, iyi bir personel oraya gönderemiyorsunuz. Ve bunu İster istemez kamu buna öncülük ediyor. Kamu şu an bu ülkeye, kamu yönetimi, ekonomi yönetimi çok basit, çok sığ, çok düşüncesiz bakarak bu ülkeye büyük kötülük ediyor. Yani tabii ki diyorum ya, diğer sorunlara yok demiyorum ama şu an bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz moral. Evet. Kesinlikle haklısınız. Burada o zaman benim anladığım şu. Yani AKP
bir şekilde kendisi gibi dediğiniz bir olay düşünen insanlar yaratıyor. Ama işte baktığımız zaman alkol tüketmek isteyenler, bu bir tercih. Ya da ne bileyim başka tercihleri olan insanlar var yaşamda. Ve en önemlisi mesela benim de aklıma şu geldi. Kadın, kadının yeri. Yani kadını mesela mutfağa tıktığınız zaman bir ekonomi politikasının başarılı olmasına imkan yok. Çünkü kafadan nüfusun %50'si. Ondan sonra diğerini demokrat, diğerini cumhuriyetçi, diğerini ayyaş, diğerini bilmem ne diye nitelendirdiğiniz zaman ondan sonra sizin kendi yandaşlarınızla üreteceğiniz ekonomideki hasıla bu. Bölüşüm zaten berbat, sıkıntılar oluyor diyorsunuz. Peki burada bu morali düzeltmek gerekiyor efendim ama çıkış nasıl olacak? Yani bir seçimde mi olacak? Yani AKP bunu yapsa yapardı bugüne kadar. Bakın şimdi birincisi şöyle bir şey, yani Türkiye'nin, yani biz %99'uz, bir siyasal tercih üzerine durmuyoruz. Bir ülkede mutlu olan insanlar itibariyle, yani yandaşın da mutlu olduğunu sanmıyorum ben. Sonuçta komşum benim, tamam mı? Yani belki siyasetçi get dolaşmış, meclis get dolaşmış ama sokak get dolaşmamış. Bir tarafta muhafazakar bir elektrikçi, yanında Kürt bir tesisatçı, öbür yanında da ne bileyim işte şey Trakyalı bir berber var. Bunlar aynı sokakta yaşıyor ve Trakyalı berberin sorunu varken işte diyelim ki Kürt esnaf çok mutlu olamıyor. Sokak birlikte yaşıyor. Ve biz o sokağa ayrışsınlar diye uğraşıyoruz. Oysa ki onlar birlikte eğleniyor. Akşam sokağa çıktıklarında tamam, herkes birbirinin aynı değil, aynı olmasına da zorlamamak lazım. Onun için şu an yönetimle halk ayrışmış durumda. Yani yandaş diye bir kitle kalmamış durumda ortada. Yine söylüyorum, şu an morali bozuk insanlar, ülkede sıkıntı duyan insanlar, bunların politik tercihleri farklı olabilir, çözümleri farklı olabilir. Ama biz bu insanların, özellikle dışlanmış hissedenlere yeni bir umut, yeni bir enerji vermek zorunda. Bunu da kamudan beklemiyorum. Çünkü kamunun başındaki yöneticiler kendi pozisyonlarının bu ayrışmıyız. Ama biz kendimiz bunu yapabiliriz. Toplumun sevilen kanaat önderleri bunu yapabilir, yalnız hissettirmeyebilir insanları. Ya bugün müzisyenler, bugün bu ülkede gelir yok değil. Gelir var ama gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Ve gelir dağılımında yüksek gelir grubundaki insanlar da bundan rahatsız ama güvenilir bir mekanizma bulamıyor. Yardım edecek güvenilir bir mekanizma bile bulamıyor. Ve burada özellikle üretici kesim, iyi eğitimli kesimi kaçırmamak gerekiyor. Ben hükümetin yerinde olsam, bugün var ya, mesela Gezi Parkı, onlar istedikleri kadar darbe desinler, bu ülkede bir umuttu. Bakın gerçekten bir umuttu. Bir araya geldiler, birçok şeyi bölüştüler. Doğayı savundular, bilmem ne yaptılar. Şu gün esnafa yardım edeceğinize siz böyle umut hareketlerini güçlendirin. Çünkü şu gün insanlar, yalnız değilim. Benim gibi insanlar var. Bu benim gibi insanlar, onların anladığı gibi formatlanmış insan anlamında demiyor. Ama bu ülkede bir umut var. Bu ülkeye evet yatırım yapmalıyız. Bugün kötü ama gelecek iyi olacak diye bakmak isteyen insanlar var. İstihdam edecek, yarından korkmayacak o insanlar var. Korkmaması gereken insanlar var. Onun için hani gelelim teknik iktisattan davranışsal iktisada geçtiğinizde bu beklentiler, yani sosyolojik siyasal bozulmalar ekonomik bozulmaların temelini oluşturuyor. Ve bizim bir an önce bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu da yine söylüyorum, yönetimlerden beklememek gerekiyor. Çünkü yönetim bu ayrılışmalar üzerinde iktidarını sürdürebiliyor. Bunun sokakta olması gerekiyor ve toplumun sevilen ihtiyaçlarına, insanlarına ihtiyaçlar var. Bakın bir Ezgi Mola çıktı. Ezgi Mola şirin, sempatik bir kardeşimiz. Milyonları sürükledi peşinden. Çünkü bir şeyi anlatmaya çalıştı. Bugün Ezgi Mola gibi Nevşin Mengüsü'dür, sevilen bir sürü insan var. Sırf sokakta bu insanların dayanışmaya örnek teşkil edecek. Sokak müzisyeniyle paylaşmak, ne bileyim ona küçük bir destek olmak, sokak müzisyenlerinin ne bileyim çaldığı bir müzikle kenti güzel hale getirilmesi. Ya bugün Türkiye'de niye kentler çok mutsuz? Hiçbir sanatsal faaliyet yok. Estetik faaliyet yok. Bu illa rock gitarı çalalım değil. Neyi de çalan yok. Yani evet. Bugün bu ülkede gerçekten iyi bir ilahi okuyan da yok. Hani tamam benim hiç tercihim değildir. Ben rock müzik ve arabesk dinlemeyi severim. Ama muhafazakarlar için de onları ifade edebilecek bir şey kalmadı. Yüksek duvarlar arkasından başkalarının yoksulluğunun tüketildiği bir yaşam biçimi hiç kimseye mutluluk vermez. Ve bizim şu an yine söylüyorum, bizim bir sivil inisiyatife ihtiyacımız var. Kendi kendimizi kurtarabileceğimiz bir sivil inisiyatife. Ne belediyenin, yani belediyenin yardımları tabii ki çok önemli. Tabii ki bunlar, ama
Sonuçta birbirimize bir sosyal dayanışma ağını sokakta kurabilmeliyiz. Birbirimizin gözünde o yaşam enerjisini, o umudu bulursak o ekonomik bir de yere dönüşecek. Bu en kurumsal banka içinde söz konusu, küçük bir elektrik dükkanı içinde söz konusu. Ve eğer bu ülkeden herkes gitmek istiyorsa bu ülkeye kimse yatırım yapmak istemez. Onun için bu ülkede kalmak isteyen insanlardan oluşan bir ulus yaratmalıyız. Bir insanın da bir ülkede kalmak istemesi o insanın o ülkede umut duymasıyla ilgili. Ve biz bu emin olun giden için de aynı şey. Biz bu ülkenin sokağında umut bulabiliriz. Bu ülkenin ağacında umut bulabiliriz. Bu ülkenin kuşunda umut bulabiliriz. Ve bunu yine söylüyorum. Bunu yapacak yine bizleriz. Küçük küçük örgütlenmelerle, ne bileyim işte sokaklarda sokak müzisyenleriyle birlikte çalacağımız işlerden tutun, bunun siyasal faaliyetlere kadar, birçok yere kadar götürüp biz kendi kendimiz yapabiliriz bunu. %100 haklısınız. Bence biz gerçekten şimdi siz konuşuyorsunuz, o kadar teknik ekonomiye takılmışız ki insanı unutmuşuz burada. Harika bir şekilde ifade ettiniz. Yani mutsuz insanların enflasyonu düşürmesi, mutsuz insanların kuru düşürmesine imkan yok. Ve yine güzel bir saptamanız var. Diyorsunuz ki insanlar aslında mecliste bölünmüş belki ama sokakta beraberler. Bugün yandaş bile bu ekonomiden ya da bu toplumdaki bu umutsuzluktan sıkıntı içinde ve yine bizi biz kurtaracağız diyorsunuz. Ve bunun için de toplumun bir şekilde inisiyatif alması gerekecek diyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine ufuk açıcı bir sohbet oldu sizinle. Ekleyeceğiniz son sözleriniz var mı efendim? Son sözüm şu. Şu gün bu ülkenin sevilen yüzlerine, bu ülkenin umut verecek yüzlerine sokakta ihtiyaç var. Onların gözündeki ışığa ihtiyaç var. Onlar bu ülkeyi güzelleştirenler. Bizim artık diyorum ya, benim hiç kimseyle bir farklılık hissetmiyorum. Ama ben akşam gidip bir meyhanede iki duble rakı içebilmek, ne bileyim tatile gidebilmek, siyaset politika konuşabilmek benim için yaşama bağlayacak bir umut. Bunlar benim gibi insanların elinden alınmaya çalışırsa bizden hiçbir şey olmaz. Biz bir şey yaşayan ölüler gününe döner bu iş. Evet. Buradan çıkmak istiyorsak da ilk yapmamız gereken iş... Evet, yalnız değilim. Pandemide yalnız değilim. Ben ne bileyim delirmedim. Delirdiysek de hep beraber delirdik. Benim gibi insanlar ve bu insanlarla birlikte bu ülkede yaşamak istiyorum. Yaşamak istediğim ülkede de katma değer yaratmak istiyorum. Bütün bunları diyorum ya, ama sokakta beni görünce heyecanlanmayacaklar. Ama mesela bir Levent Üzümcü'yü gördüklerinde, Harun Tekin'i gördüklerinde. Yani bu insanlar gerçekten hani... Bunlar kolay da sevilmediler. Kimseye de bir sorumluluk. Onların da çok zorlukları var. Ama bu insanların şu an bu toplumu örgütlemeyi, duygusal örgütlemelerine ihtiyaçları var. Biz azımızı bölüşürsek çok yapabileceğimize inanıyorum. Bunun için de hemen yarın başlayabiliriz. Hemen yarın parkta, hemen yarın yolda yürürken birbirimize moral vererek biz artık biz hükümete eğitmeliyiz. Biz yöneticilere eğitmeliyiz. Yöneticiler bize tabi olmalı. Ve diyorum ya, delirdiysek hep beraber delirdik. Akıllanacaksak hep beraber akıllanacağız.